Sayın hocam, değerli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Toplantıda esasen Profesör Aytekin Oğuz hocamız moderatördü. Fakat kendisi aslında bir not da gönderdi. O notu okumamı da rica etti. Hem de bir duyuru babında da gerekli olabilir. 35 yıllık meslek arkadaşım, aile dostum, hastanemizin eski kadın doğum kliniği uzmanlarından Doktor Dilek Kuyumcu oğlunun cenaze törenine katılmak için toplantıda bulunamayacağım, mazeretimi kabulü şeklinde notumu iletmek istiyorum. Bugünkü konumuz tamamlayıcı ve alternatif tıp, kanıta dayalı tıp penceresinden alternatif tıp. Konuşmacılarımız başta alternatif tıpla ilgili genel bir bilgilendirme yapacak olan Dahiliye Kurumu'ndan Sayın Doktor Gökhan Gönerli. Arkasından son dönemde güncel olan ve pratik olarak iki öneriyle toplantıya renk katmak istediğimiz iki konu var. Bunlardan geçen makale saatinde yoğurdun diyabet gelişimini %28 azalttığına dair bir ilginç makale okuduk. Oradan esinlenerek Kaan hocamız endokrinolojiden bize yoğurt ve kefir ile ilgili güncel bilgiler verecek. Arkasından Gonca hocamız endokrinolojiden yeşil çay ile ilgili böyle spot iki örnekle de toplantımızı kapatacağız. Ben şimdi sözü Gökhan arkadaşıma bırakıyorum. Teşekkür ederim. Sayın hocalarım, değerli uzmanlarım, sevgili hasta arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Mehmet hocamız da söylediği gibi tamamlayıcı ve alternatif tıp hakkında konuşacağız. Ancak ben mümkün olduğu kadar bu toplantının öncelikli olarak interaktif olmasını istiyorum. Çünkü çok basit bir sebep var, bilmiyorum. Yani son bir hafta öncesine kadar benim alternatif tıpla ilgili hiçbir bilgim söz konusu değildi, yoktu. Hatta Aytekin Hoca bana bu konuyu verdiği vakit ben kendi içimden şey yaptım, ah dedim hocam yaktın beni. Hani böyle bir dolu konu var, anlatmak isteyeceğim, ADS vesaire demin konuşuyoruz. Onları anlatsaydık güzel güzel. Şimdi alternatif tıp nereden çıktı diye kendi içimden ne geçirdim, keşke hocam olsaydı şimdi. Ona da sevmiş olurdu. Ondan sonraki ben bütün gelişmeleri anlatacağım, ne yaptım, ne ettim ve onları burada size birer birer göstereceğim nereden ne bulduğumu. Benim için de bir süreç oldu dolayısıyla bu. Ama genel olarak söylediğim gibi gerçekten bilmiyorum, hatta daha doğrusu bilmiyoruz. Yani biz doktorlar olarak, genel olarak belki aramızda vardır, hani özellikle belli bir konuda belli bir süre uğraşmış olan, öğrenmiş olan, bilemiyorum. Varsa da ne olur lütfen bize o deneyimlerini paylaşsın, aktarsın, bilgileri varsa biz de öğrenelim. Ama genel olarak baktığımız vakit çok az bilgiye sahibiz ve brief ölçüm bilgiye sahibiz ve ne yazık ki bu konuda çok yetersiziz biz genel doktor olarak. Çünkü hayatımız boyunca hep kanıta dayalı tıp üzerinden eğitim aldık ve hep bu şekilde devam etmeyi kendimize bir yol olarak benimsedik. Hal böyle olunca böyle bir konuda çok yetersiz kalıyoruz. Şimdi demin de söylediğim gibi ilk başta bu konu bana geldiği vakit ben ne yapacağımı şaşırdım. Konuyu aldım. Alternatif tıp, kanıta dayalı pencereden bakış açısı. Alternatif tıp nedir ya? Arkadaşlarım bazıları dalga geçtiler. Ne anlatacaksın? İşte nane limon kolu mu anlatacaksın dediler. Ondan sonra başka bir uzman arkadaşım geldi dedi ki aslında tamamlayıcı tıp anlatacaksın sen değil mi dedi bana. Şimdi hadi bakalım tamamlayıcı tıp yeni bir kavram çıktı. Alternatif tıp ne oldu? Tamamlayıcı oldu. Ondan sonrasında internet, tabii ki Google sağ olsun, hemen interneti açtım, yazdım. Orada bir de bütünleyici tıp diye başka bir kavramla karşılaştım. Ve başta bir kavram kargaşası yaşadım ben kendi adıma. İşte bunu çözmek için de edindiğim bilgiyi size paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak alternatif tıpla ilgili olarak söylenen şey basit. Konvansiyonel modern tıp uygulamalarının dışında kalan her türlü tedavi yaklaşımına alternatif tıp diyebiliyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla internette kısaca bu. Ama alternatif tıbbın şöyle bir şeyi var. Tek başına uygulanırsa alternatif tıp, normal bildiğimiz konvansiyonel tedavilerin yerine uygulanırsa alternatif tıp, eğer konvansiyonel tedavilerle beraber uygulanırsa bunun adı tamamlayıcı tıp oluyor. Complementary medicine diyorlar İngilizce.
Onu da söyleyeyim çünkü her yerde o şekilde geçiyor çoğu yerde. Dolayısıyla alternatif tıp dediğiniz vakit normal günlük bizim bildiğimiz konvansiyonel tedavinin yerine bir şey kullanıldığı vakit alternatif tıp terimini kullanıyorlar. Eğer bildiğimiz konvansiyonel metotla beraber uygulanıyorsa bunun adı komplementer oluyor. Bir ötesi daha var. Bu tamamlayıcı tıp modern tıpla beraber bir paket halinde eğer hastaya sunuluyorsa buna integrative medicine diyorlar. Yani bütünleşmiş tıp terimi kullanıyorlar. Burada bir integrasyon söz konusu. Yani bizzat bir sağlık paketinden bahsediyorum. Mesela bir kanser hastasının kemoterapi alırken ağrılarından ve anksiyetesinden kurtulmak için yapmış olduğu meditasyon. Bu bir sağlık paketin içerisinde normal konvansiyonel tıbba beraber entegre edilmiş halde sunuluyorsa bunun adına bütünleşmiş tıp demek daha uygun oluyor. Dolayısıyla benim kavram kargaşasını çözmekte kısaca kullandığım terimler bunlar. Umarım sizin de işinize yaramıştır. Peki, birazcık da tarihçesine baktım hemen internetten. Ne olmuş, ne bitmiş, bu alternatif tıpla ilgili neler yapmış insanlar diye. Tabii ki yurt dışından örnekler, Amerika'dan özellikle. 1970'te ve 80'lerde bu alternatif tıp teriminin yavaş yavaş kullanılmaya başlandığını gördüm internette. Ve bundan kaç sene önce, 91 olduğuna göre 2001, 2011, 23 sene öncesinde Amerikan Ulusal Sağlık Örgütü ilk olarak alternatif tıp ofisini açıyor. O günkü bütçeleri $2 milyon. Yani 24 yıl öncesinde Amerikalılar $2 milyon bütçe ayırarak alternatif tıpla ilgili bir ofis açıyorlar. Yani normal ulusal sağlık enstitüsünün içerisinde, bünyesinde. Sonrasında 95'te bu sefer dietary supplement, besin desteği diye çevirdim. Bilmiyorum daha düzgün bir Türkçeyle söylemenin bir şeyi var mı bunu? Besin desteği ofisi açılıyor. Yine 95 senesinde FDA akupunktur iğnelerini ilk defa denersen ürün olarak kabul ediyor. Yani FDA'den akupunktur iğneleri geçiyor bir şekilde. Tarihe devam edecek olursak 1998 senesinde asıl bomba patlıyor. Çünkü bu National Center for Complementary Alternative Medicine NCCAM, NCCAM diye okuyorlar. Bunu kuruyorlar ki açıkçası benim bundan sonra size anlatacağım bilgilerin çok büyük bir kısmı bu merkezin internet sayfasından edindiğim bilgiler ve istatistik bilgiler. 98'de JAMA'da bununla ilgili makale yayınlamaya başlıyor alternatif tıpla ilgili. PubMed'e giriyor 2001 senesinde ve en sondaki rakamı gördünüz mü bilmiyorum. Açtığımda hemen gözüküyor çünkü. 2009 senesinde bu tamamlayıcı ve alternatif tıp merkezinin bütçesi $296 milyon. Sadece araştırmalara ayırdığı bütçeden bahsediyorum. Yani bana çok büyük bir rakam gibi geldi. Bilmiyorum bizim ülkemizde şu anda ne nedir ne değildir. Ama yani bu sadece alternatif tıbba Amerika'nın 2009 senesinde ayırmış olduğu bütçe. Peki. Bu yine bu demin de söylediğim gibi, bu demin bahsettiğim National Center of Complementary Alternative Medicine sitesinden aldığım rakamlarla size bir miktar alternatif tıp hakkında bilgi vermek istiyorum şimdi de. Burada 2007 senesinde bir survey yapılmış. 2007 yılındaki survey'e dayanarak en şu anda güncel rakamlar bunlar. Amerika'da tabii ki bütün şeyler. Erişkinlerde herhangi bir komplementer ya da alternatif ilaç kullanım oranı %38.3. Son bir yıl içerisinde. %40'lara dayanıyor. Bakınız çocuklarda %11.8, %12'ler. Ve bir artış var. Yani bundan önceki veriler 2002 senesine ait %36. 2007'ye geldiğimizde %38.3'e yükseliyor. %40'lar civarında son bir yıl içerisinde Amerikalı erişkinler bir şekilde öyle ya da böyle bir alternatif tıp ile ilgili bir tedavi kullanmışlar ya da bir prosesten gelmişler. Yine bu yapılan survey ile ilgili olarak yaş dağılımı görüyorsunuz şu an karşınızda.
Burada gördüğünüz gibi özellikle 40 yaşından sonrasında bir artma var. 40 yaş, 50-60 yaşında %44.1 ile pik yapıyor. Yani en çok alternatif tıbba dayanan ve en çok oradan beri tutulan insan grubu demek ki görüldüğü gibi özellikle 40 yaşından sonra 40 ile 70 yaş arasında özellikle artıyor. 40'larda yaşlar daha az. Kronik hastalıkların arttığı dönemde herhalde. Muhtemelen onunla ilgili. Peki, gelelim top tenlere. En fazla kullanılan 10 alternatif tedavi, hepsi diabetin içerisinde. Yani öyle bir ayrım yapmaksızın baktığınız vakit çok büyük bir kısmının %17.7'si ile bir numarada tabii ki natural products, yani doğal ürünler geliyor. %12.2 ile bu nefes alma teknikleri, derin nefes teknikleri çok kullanılıyor. Meditasyon yine revaçta ilk üçe giriyor, %9.4 ile gördüğümüz gibi. Bu kiropraktik, bunda birkaç cümleyi bahsedeceğim ileriki slaytlarımızda ama onlar da oldukça fazla. Yine burada bu slaytta 2002 ile 2007 arasında karşılaştırmaları da görebiliyorsunuz. Özellikle bu meditasyon, derin nefes teknikleri, yoga ve masaj gibi yöntemlerde belirgin bir artış var seneler içerisinde. Peki, demin de gördüğünüz gibi en çok kullanılan alternatif tıp yöntemi olarak doğal ürünler gösteriliyor Amerika'da en azından böyle 2008 senesinde. Nedir bu doğal ürünler? Doğal ürünler içerisinde top 10 listemize bakalım. Tahmin edebileceği gibi ilk sırayı omega 3 alıyor. Daha yeni bunlarla ilgili birkaç tane daha yayın çıktı. Belki benim kanaatimce bu düşebilir diye düşünüyorum. Glukozaminler %20'lerde, ekinezya çok kullanılıyor ki 2002 senesinde ekinezya bir ginseng bir numaraymış. Demek ki bunlar sürekli olarak değişiyorlar, yani hani bunu algılıyoruz. Yani muhakkak bunda bir şey var, bir modası ya da bir in-out olduğu durumlar söz konusu. Dolayısıyla 2002'deki ekinezya bir ginseng gördüğünüz gibi 3. ve 5. sıraya atılmış durumda. 3 glukozaminler. Keten tohumu, flaxseed oil diyor, keten tohumu yağları da yine ilk 5 içerisinde yer alıyor gördüğünüz gibi. 2007 senesi halinde bunlar hepsi şu an. Peki insanlar neden kullanmışlar bu ilaçları? Yani en sık hangi derde deva olsun diye kullanılıyor bu tedaviler? En sık ağrılar, özellikle de sırt ağrıları. Yani çok belirgin olarak önde 17.1. Sadece sırt ve boyun ağrılarını toparlarsak neredeyse %23-24'lerde bir rakamdan bahsediyoruz. Yani insanlar demek ki en çok ağrıdan müzdarikler ve bunun için biz konvansiyonel tıbbın adına yetersiz kalıyor ve bundan dolayı da alternatif tıbba başvuruyorlar. Yine eklem ağrıları, artritler, anksiyete için başvuran var ve ondan sonra giderek azalıyor. Ama yine enteresan, %2.1'de kolesterol de bayağı bir planda görüldüğü gibi. İnsanlar kolesterol düşürmek için statinlerden başka çarelerde demek ki arıyorlar. Peki, bu çok fazla. Yani şimdi ben yine bu slaytları sunum hazırlarken ne anlatayım buraya? Tamam, istatistik güzel, tarihsel bilgi güzel vesaire ama hangi alternatif tıp çeşitliğini anlatayım diye baktım vakit yüzlerce var. Yani hangisine girerseniz içinde bulabilirsiniz. Bir dolu şey var, bilgi var internetleri açtığınız vakit ve çok çeşitli. O yüzden ben dedim ki öncelikli olarak bir kategorizasyon yapayım. Yani en azından yani bunları bir şeye ayıralım, çeşide ayıralım ki en azından daha kafada kalıcı olur diye düşündüm. Ve yine tabii ki bu demin bahsettiğim merkezin kategorizasyonunu kullandım. Bu merkez, yani alternatif tıp merkezi Amerika'daki 5'e ayırmış alternatif tedavi çeşitlerini. Bir tanesi alternatif tıbbi sistemler ki zaten bunun içerisindeki en bilineni akupunktur. En meşhur, örnek olarak gösterilecek olan. Diğer ikinci çeşidimiz zihin ve vücut etkileşimi. Bütün dualar, meditasyonlar vesaireler herhalde bu zihin ve vücut etkileşimine giriyor. Biyolojik temel tedaviler, bitkisel tedaviler, diyetler bu üçüncü kategori içerisinde. Dördüncü kategoride ise manipülatif vücut tabanlı yöntemler var. Yine demin de adı geçen şiropraksi ve masaj bu vücut tabanlı yöntemlere giriyor.
Bir de başlı başına ayrı bir konu olan enerji tedarikleri var. Biyoenerji, Reiki, Kuyu Yong gibi. Şimdi bunların içerisinden birkaç tanesiyle ilgili topladığım basit bilgileri size sunmak istiyorum. Akupunktur herhalde böyle bir konu anlatıldığı vakit insanın aklına gelen ilk yöntemden bir tanesi. Bununla ilgili basit bir terminoloji, yani ön bilgi olarak akupunktur aslında iğne batırmak demek oluyormuş. Akus iğne, punktus batırmak, bu kadar basit. Burada bir yaşam enerjisinden bahsediliyor. Bu yaşam enerjisinin akışının düzenlenmesi söz konusu. Yaşam enerjisine chi diyorlar. Kun ölçüm birimiymiş. Bu düzenlenmeyi yapmak için vücuttaki milyonlarca neredeyse nokta kullanılıyor. Meridyenlere ayrılıyor vücut. Ve amaç buradaki meşhur, aslında buraya koymak lazımdı bir yin-yang meşhur amblemi. Buradaki yin-yang dengesini sağlamak. Bu akupunktur noktalarını görebilirsiniz burada, önde ve arkada. Özellikle kulağa koydum. Yani sadece kulak üzerinde neredeyse 100'den fazla nokta var söylenen akupunkturda kullanılabilecek. Gördüğünüz gibi oldukça karışık resimler. Ama hani burada benim ilgimi çeken bir şey, sonuçta kulak üzerindeki her noktanın da aynen insan vücudundaki bir başka yere tekabül ettiği gibi. Hani bizim de korteksteki motor alandaki bir insan vücudumuz vardır ya, aynı şekilde. Hatta bunu ters bir fetusa benzetiyorlar, kulağa. Ve ona göre yerleri belirliyorlar. Ama oldukça da karışık gördüğünüz gibi. Demin de söylediğimiz gibi çeşitli noktalara ince iğneler batırılıyor. Amaç bozulmuş olan yaşam enerjisinin akışını düzenlemek, ki yin ve yang dengesini sağlamak. Amerika'da 50'den fazla, 50'ye yakın yanmışım ama 50'den fazla akupunktur okulu var. Türkiye'de de yasal imiş. Haberiniz var mı? Ben yeni öğrendim. Hatta Ümraniye Hastanesi'nde de varmış. Mış diyorum, ben de bunu yeni öğrendim hepsini. Ankara Üniversitesi'nin Yeditepe'de Ümraniye Hastanesi'nde akupunktur eğitimde verilmekte imiş. Yani bunlarla ilgili varsa bir bilgi sahibi olan paylaşırsa seviniriz. Akupunktur yapan bir doktor arkadaşım vardı. Bir akşam bize misafir olarak geldi. Ve her birimizin kulağından baktı. Ne gibi rahatsızlığımız var diye. Benim kulağıma baktı. Önce de tiroidlerine bir baktı. Tiroidlerime sözüne inandım. Çünkü diğer arkadaşlarım hepsinin rahatsızlığını bilmişti. Baktırdım, nodülüm yok. Tiroid hormonlarım normal. Ama tiroid antikorlarım yükselmişti. Böyle hakikaten kulaktan bakılarak bel fıtığı noktasına bakıyorlar. Bel fıtığım var diyor. Hatta şu seviyede diyor, söyleyebiliyor. Hatta kulaktan bu şekilde tedaviye de başlık yapabiliyor. Bu arkadaşım bir var. Telefon numarası var, benim bel fıtığı tedavisi yapıyor bu şekilde. Bizde bir sürü aile hekimi, asistan olanlar, Yeditepe'ye gidip eğitim aldılar. Yani, uygulayan var mı şu an? Yok. Muhtemelen hani onlar mezun oldu gitti, uygulayabilirler. Şeydeki, Ümraniye'deki doktor beyin de ismini şu anda tam hatırlayamıyorum. İlk o başlatmıştı, anestezi uzmanı da o. Bazı hastaların akupunkturla tedavi ediyordu. Hatta bizde bir şeyleri düşünmüştük. Tez, endüresli çocuklarda akupunktur tedavisi. Hani etkin olduğu şeklinde. Şöyle bir araştırma yapalım demiştik ama onu gerçekleştirdik. Diğer bir... diğer bir, demin de gösterdiğim o top 10'de ilk 5'e giren yöntemden bir tanesi şiropraktik. Ben bilmiyordum, yani şiropraktik isim bana çok yabancıydı açıkçası. Ama çok kullanılan bir yöntemmiş. Özellikle de şiropraktikteki genel felsefe şu. İnsan sinir sisteminin bozukluklarının bütün hastalıklarla birebir ilişkili olduğundan ve kas iskelet sistemini yapılacak manipülasyonların bu hastalıkla tedavi edeceğinden yola çıkıyorlar. Dolayısıyla uğraştıkları ana konu kas ve iskelet sistemi, özellikle omurga.
Ve burada işte bir takım hareketler var. Manuel elle yapılan hareketler bunlar. İşte elle düzeltme, çekme, masaj gibi bir takım omurga ve sinir sistemine falan uygulamalarla belli noktalardaki değişiklikleri tedavi edici olduğu düşünülüyor. Yine Amerika'dan örnek tabii ki 17 üniversitede kiropraktik eğitimi veriliyormuş şu an için. Demin de söylediğim gibi burada her şey sinir sistemi üzerinden açıklanıyor. Sinir sistemi üzerindeki farklı noktalarda farklı vücudun böyle hastalıklarına ilişkili olduğu düşünülüyor ve uygulayan da o noktalarda belli bir takım çekme, itme veya bası gibi hareketlerle oradaki bozukluk karnesi düzeltmeye çalışıyor. Şiropraktik böyle bir yöntem ve Amerika'da ilk 5 içerisinde. Ayurveda, gelelim biraz Hint tıbbına. Ayurveda, ayus yaşam, veda ise bilgi demek. Dolayısıyla yaşam bilgisi, hayat bilgisi anlamına geliyor. Hindistan kökenli bir halk tedavi yöntemi. Bu pançakarma 5 işlem, yani böyle bir combo tedavi gibi herhalde, öyle anlıyorum ben. Bunların tabii hepsinin Hindi isimleri var, işte Vamana mesela. Bir kusturma yöntemi, özellikle bir şekilde kusturup hastalığı vücuttaki toksinleri atıyorlar. Virechana yine ince bağırsaktan temizlenmesi için toksinlerin kullanılan başka bir yöntem. Basti kalın bağırsaktan temizlenmesi için kullanılan bir mucizevi uygulaması. Nasya yine bir burundan verilen bir özel bitkisel tedavi uygulaması. Kan aldırmanın Hint ismini bulamadım ama sonuçta bu daha aynı şekilde toksinleri atmak için kullanılan bir yöntem. Bu Hint tedavisinin çok basit olan güncel modern bir uygulaması da sıcak yağ ile, görüyorsunuz şurada nerede aktığını, kafa masajı, baş masajı. Bunu sıcak yağ ile yapıyorlar. Şu anda hani en çok Hint halk tedavi yöntemi arasında en çok kullanılan modernleştirilmiş hali bu. Gelelim biyoenerjiye. Biyoenerji hakikaten bilebilir ya. Yani bu konuda söyleyecek çok fazla şey belki var ama ben de o kadar da bu konuda gerçekten bilgisizim ama nacizane yoğun bakımdan birçok defa şeyle karşılaştım. Özellikle Marmara'daki dönemde bazen hasta yakınlarının birkaç defa başıma geldi. Benden izin alıp işte kendi hastalarına reiki ve biyoenerji vermek için öyle bir seans uygulamak istedikleri oldu. Özellikle de son dönem terminal dönem hastalarda açıkçası ben de izin vermiş idim. Sonucu değiştirdiğime çok fazla değiştirmedi ama en azından insanların daha huzurlu olduğunu söyleyebilirim. Biyoenerji, yaşam için gerekli enerjiden bahsediyoruz. Aslında biraz bilim kurgu filmi gibi, hani bu bizim Matrix var, yani ben de bilmiyorum. hani filmlere meraklı olduğum için ona benzetiyorum ben biyoenerjiyi. Hücrelerimizin hepsinde bir enerji söz konusu. Ve bu bir enerji ağı oluşturuluyor ve bu hücre arasında da bu enerji ağıyla bir iletişim söz konusu. Bu enerji başkasından bir başkasına aktarılabiliyor. Dolayısıyla tedavi etmek mümkün. Yani bir başkasının enerjisiyle tedavi mümkün. Bu enerji hissedilebiliyor. Bozukluklar düzeltilebiliyor bir enerjiye göre. Bunun için tabii ki çakralar var. Bu çakraları açıyoruz. Hani meşhur hepimizin bahsetti. Bu çakralarla ilgili de tabii ki noktalar söz konusu. Renk renk ve her noktanın da kendine özgü bir anlamı ve manası var. Daha fazla girmeyeceğim. Çünkü gerçekten de bir yerden sonra diyeceğim bir şey yok. En sevdiğim yöntem bu benim. Favori yöntemim kupa çekme, hacamat. Daha bizden. Hani daha bizim kültürümüzde çok fazla olan bir şey. Öyle ki internette baktım, Türkiye hacamat siteleri var. Yani onlarla ilgili bilgiler var ve enteresan yani okumak lazım. Burada da kuponun içerisinde ateş yakılıyor, negatif basınç oluşturuluyor. Belli noktalara çekim uygulamaya dayanıyor bu sistem. Ve bu şekilde de
deri altında biriken toksinlerin atılması söz konusu. Hep bir aslında bir toksin atma durumu söz konusu farkındaysanız genel olarak. O kupa çekme hacamat ile kesin deneyimi olan, bilgisi olan birileri vardır diye düşünüyorum ben. Benden daha fazla bu salon içerisinde. Yok mu hiç? Duyat eden veya bilemiyorum. Ben çocukken Anadolu'da gördüm ama böyle değildi, bardaklarla yaparlardı. Tabii yani, bunlar da işte bir bardak bardaklar. Evet yani ağrılarıma iyi geldi falan diye. Çünkü bu miktarlık daha bize yöresel bir şey yani bizim şeyimiz daha fazla kullanılan bir yöntem. Aslında bu fizik tedavide vakum tedavisine benzer etkinliği olan bir yöntem öbür. Evet, ya tabii burada hep bir toksin atmadan bahsediliyorlar ama bu nasıl oluyor bilemiyorum ama hani bir masaj türü gibi de olabilir belki bilemiyorum bana öyle geldi. Ama tabii yani sonrasında iki durum böyle bir damarlı durum söz konusu oluyor. Yani bu herhalde bir süre devam ediyordur diye düşünüyorum. Hani ne kadar zamanla geçer bu morluklar bilemedim. Ama hani hacamat dediğim gibi çok yaygın ve bununla ilgili Türkçe bir dolu sistem mevcut. Çok rahatlıkla gözüküyor internette. Bir miktarda bitkisel tedavilerden bilgi vermek istiyorum. Aslında hocalarımız yine özellikle bize bir takım bitkisel ürünlerle ilgili bilgi verecektir ama ben şöyle genel bir özet toparlama yapmak istedim. Bu bilgilerin hepsi bu arada demin de bahsettiğim gibi Amerikan Merkezi'nin sitesinden alınma bilgiler. Kırmızı biber, hepimizin çok kullandığı, çok bilmiyorum hani ben severim kendi adıma söylüyorum. Çok da Türkiye'de tüketilen bir ürün. Bununla ilgili olarak gerçekten de burada özellikle gastrointestinal hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Tabii arada gastroenterolog hocalarımızdan kimse yok ama ben kendi adıma hani bu konuda özellikle mide bağırsak problemleri için kırmızı biber tüketen hastalarımı ve hatta yakın arkadaşlarımı biliyorum. Ve aslına bakarsanız biz de mide problemi olanlar özellikle ama biber tüketmeyin vesaire gibi bilgiler de veririz bir yandan da. Tabii burada bitkisel tedavilerden bahsettiğimiz vakit muhakkak yan etki ilaç etkileşimi ön planda oluyor malum. Bunlardan aşırı kullanımda hipotermi söz konusu olabiliyormuş. Özellikle yani oralar kalındığında. Ekinezya 2002'de en fazla kullanılan yöntemdi. Şimdi birazcık geride kalıyor gibi gözüküyor. İmmün sistemi kuvvetlendirmek için soğuk algınlığı ve gripte kullanılan bir etki. Karaciğerden atılıyor herhalde. Çünkü karaciğerde enflamasyon yapabiliyor ve karaciğerle ilgili bir takım yan etkilerin olduğu yazıyor internette. Ephedra, bu astım ve bronşitte kullanıldığını biliyorum. Ama aynı zamanda iştah kesici olarak da kullanılıyormuş. Ephedra bitkisi. Bununla ilgili olarak da internetten ve daha doğrusu siteden bulduğum antidepresan ve antihipertansiflerle etkileşimde bulunabildiği yönünde bir bilgi. Gümüş düğme papatya benziyor. Yani ilk görmemiştim ama çok fazla bahsettiği için buraya koydum. Migren, baş ağrıları, artrit, romatizma hastalıklar neredeyse her derde deva ülkelerden bir tanesi. Ama bunda bir antiagreganlarla etkileşim söz konusu. Zaten en çok etkileşim hep antiagreganlarla. Mesela bu sayfaya bakacak olursanız sağ tarafta kanamayı arttırabilir, kanamayı arttırabilir, kanamayı arttırabilir diye yazmışız. Yani antiagregan tedavilerle ciddi etkileşimleri söz konusu olabiliyor. Sarımsak aslında birbirimizin çok fazla tükettiği ve artık herhalde bilemiyorum ben bunu alternatif tıp mı ama yani zaten rutin besinimiz, şeyimizde, diyetimizde oldukça olan bir besin maddesi. Her ne kadar biraz güncel sosyal kullanımda sıkıntı yaratabilse de onun dışında herkesin çoğu insanın severek kullandığı bir şey. Zencefil yine çok meşhur. Bulantı, kusma, vertigoya karşı iyi geldiği söyleniyor. Bu Gingo Biloba'nın ekstradırı zaten şu an piyasada mevcut. Kullanan da birçok insan var. Özellikle en çok kullanım sebebi Alzheimer, demans gibi hastalıklarla çok fazla karşılaşıyoruz Gingo Biloba ekstresi kullanan hastalarla. Ginseng'de böyle bir zihin konsantrasyon, fiziksel güç arttırması için özellikle bütün bu supplement ürünlerinin neredeyse hepsinin içerisinde ginseng bulunuyor. Ama bunların hepsinin yan etkilerinde gördüğünüz gibi bir
kanama yapılaşmayla ilgili bir özel bir ibare söz konusu. Bu bitkisel tedavilerle ilgili son slaytım. Altın mühür laksatif olarak kullanılıyormuş. Ama laksatif olarak kullanılan başka bir dolu ürün var. Hani bizim bildiği kullandığımız. Yani ben dahiliye polikini yaparken en çok kayısıyı mesela çok öneririm kendi adıma. Hani onu söyleyebilirim. Kava bu biraz sinirlilik, ansiyete, huzursuzluk için kullanılan bir ilaç. Bir tane böyle bir anti şey vardı, ansiyolitik basit bir doğal ekstre ismini hatırlayabilir misin? Pasifron içinde ne var acaba? Böyle bir şey mi? Yani sanki kava kava olabilir gibi geldi bana. Açıkçası bakmadım, şu anda söylüyorum. Meyan kökü mide ülseri için birebirmiş. Öyle yazıyor her yer. Ama tansiyon yükseltiyormuş, ödem yapıyormuş, elektrolitleri bozuyormuş. Cüce palmiyeyi bilemiyorum, görmediğimiz ama prostat için kullanıldığını söyleyen yerler söz konusu. Peki, işin bir başka boyutuna geçiyorum. Yani demin söylediğim gibi bu yöntemleri ve ürünleri saymak da gitmez. Tabii hocam, buyurun. Bunlar kapsül halinde olanları, mesela Ginkgo Biloba, evet. Kapsül içerisinde konsantre edilmiş mi? Yoksa hani doğal haliyle şey yapılıp ne bileyim ben küçültülüp mü konuyor? Yoksa özel yöntemlerle hani bir ilaç gibi muameleden geçmek, çünkü o zaman tehlikeli bir durum olabilir. Hocam yani şöyle söyleyeyim, yani ben kendim de elime aldım, inceledim, bilmiyorum hani çünkü çok fazla kullanılma bayağı tamamen bildiğiniz ilaç kapsül, yani aynen hani kapsülde bildiğimiz aynı şekilde. Bir fark göremedim açıkçası. İki konsantre o zaman belki de. Kuvvetli muhtemel. Tıp bakanlığına yolu verdiler. Tek sağlık bakanlığına. Ama mesela yaprak ezilerek konmuş gibi değil. Değil, değil. Yani. Hayır, değil. 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 Baya ilaç gibi. Yani bizde kapsülde ilaçlar gibi. Hiç farkı yok. Bir başka boyutuna birkaç slide'da değinmek istiyorum. Peki önemli olan biz hekimler olarak hekim hasta ilişki içerisinde ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız? Çünkü gördüğünüz gibi etrafımızda alternatif tıp ürünlerine bir şekilde onlardan medet duyan, onları kullanan insan popülasyonu Amerika'da %40'larda, Türkiye'de kaçtır tahmin edemiyorum. Şimdi bizim yapmamız gerekenler bunlar. Bunları zaten hepimiz biliyoruz. Yani yapmamamız gerektiğini. En çok da bu en sonuncusuna ben gülüyorum. Hani bir günde bir aylık maaşını kazanıyorlar doktorların diye böyle bir ibare koymuşlar. Hakikaten de yani bazen çok samimi ve çok içten biz bizeyiz. Benim içinden bu ürünlerden bazılarını kullanmak geçiyor. Yani sakın kullanmayın, hiçbir yarar sağlamaz. İşim yok, bunlarla uğraşacağım. Kendi içinden geçirdiğim çok oluyor. Bazen tutuyorum kendimi hastaya böyle bir şey söylemek için. Peki ne yapmamız lazım? Öncelikli olarak herhalde karşımızdaki insanı anlamamız gerekiyor. Yani bu insanlar, hastalar neden böyle bir tedaviye ihtiyaç duyuyorlar? Öncelikli olarak kullanmamız lazım. Tabii ki Amerikan Alternatif Tıp ve Tamirci Tıp Merkezi bunu araştırmış. Yine oradan alınan bir veri koydum. Direkt İngilizce koydum, Türkçe'ye çevirerek hani kısaca söyleyeyim. İnsanlara sormuşlar neden böyle bir tedavi ihtiyaç duyuyorsunuz diye. En çok söyledikleri şey konvansiyonel tedavi ile beraber kombine edildiği vakit bana yardımı olacağını düşünüyorum demişler. %54.9, %55 oranında. %50 sadece ilginç olduğu için, denemeye değer bulduğu için deneyenler var. Herhalde marketing burada çok önemli. Konvansiyonel tedaviden ümitini kesmiş, işe yaramayacağını düşünüp bence en tehlikeli grup bunlar. Bazı noktalarda %27.7 ile konvansiyonel tedavi yerine dedi, onun yerine kullanmak isteyenler var. Tamamlayıcı tıp değil de direkt hani yerine koyma alternatif tıp olarak. Medikal bir profesyonel bir doktorun veya bir sağlık çalışanının tavsiyesi üzerine kullanan insan sayısı %25.8. Bir de 13.2'lik yeterli sosyal ve finansal imkanları olmadığı için
güncel modern tıp hizmetlerine ulaşamadığı için çareyi ne yazık ki alternatif tıpta arayan bir grup söz konusu. Bu herhalde bizim ülkemizde belki daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Yani bu oranlar tabii ki Amerika oranları. Dolayısıyla insanlar neden kullandığını anlamamız gerekiyor. Ondan sonrasında yine aynı siteden böyle bir tedavi kullanmak isteyen hastalara belirgin böyle başlıklar halinde bir takım önerilerde bulunmuşlar. Ben bu önerileri yine çok özetleyerek Türkçe'ye çevirip bir sıra tanesine sunmak istedim. Şunu söylüyorlar. Birincisi, kullanmak istediğiniz yöntemin etkinliği ve güvenilirliği ile ilgili bilimsel çalışmalar var mı araştırın diyor site bu hastalara. Yani medikal alternatif tıp tedavilerini kullanmak isteyen hastalara. İkincisi diyor ki, eğer akupunktur gibi bir uygulayıcı varsa, yani bu işi uygulayacak bir kimse varsa şayet bu tedavi yöntemi içerisinde, muhakkak bu uygulayıcıyı seçerken aynen doktorunuzu da seçiyormuş kadar özen gösterin. Yeterli bu konuda bilgi sahibi olun ve çünkü herkes aynı değildir, bununla ilgili gerekli araştırmayı yapın diyorlar. Eğer bir besin desteği alacaksanız potansiyel yan etkilerini muhakkak araştırın diye öneriyorlar. Ve özellikle de herkesin bildiği gibi doğal demek zararsız demek değildir mottosundan çıkılıyor. En çok böyle örnekte mantar yiyip zehirlenen insanlar. Herkes bu örneği veriyor. Muhakkak yine bu besin desteği tedavilerinin eğer hasta ilaç kullanıyorsa kullandıkları ilaçlarla etkileşimlerini araştırmaları gerektiği konusunda uyarmak gerektiğini söylüyorlar. Ve bir de söylenen şey, efektif ve güvenilir olduğu ispatlanmamış hiçbir yöntemin konvansiyonel tedavinin yerine kullanılmaması gerektiği, doktora gitmeyi geciktirmemesi gerektiği, özellikle üzerine basa basa vurgulanan konu bu. Ve en önemlisi, doktorlarınıza kullandığınız tedaviyi söyleyin diyorlar. Çünkü doktorlar sanırım hastalar bir miktar bizden bu konuda çekiniyorlar. Bizim çok bu konuya çok böyle uzak kaldığımızı düşünerek çoğu zaman hastalar bir takım böyle tedaviler kullanıyorlarsa bile bunları paylaşmak istemiyorlar. Dolayısıyla merkezin özellikle bu gibi tedavileri kullanan hastalara önerdiği çok belli başlı şeyler bunlar. Ben yine size bu konudaki belli başlı web sitelerini toparladım. Burada demin de söylediğim gibi National Center for Complementary and Alternative Medicine 1 numara. Umut belki biri olabilir. Okkam'ın. Office of Cancer Complementary and Alternative Medicine. Bir haberin var mı o siteden? Biliyorum yani. Duydum ve bir liste bakmadım ben ne oldu. Genelde bizim American Cancer Society var. Orada da var. Alternative tedavi öneriler. Hani bunların ikisinin etkileşim yani beraber çalışması olmadığı için hepsi sınırlı bir alanda. Ya alternatif tedavi ya bizim ilaçlarla bizim modern tip dediğimiz tedaviler var. Ama ikisinin birbiriyle kullanımı beraber olan çalışmalar olmadığı için söylenecek şeyler de aslında sınırlı. Aslında bu ofisin yapmaya çalıştığı şey bu herhalde yani. Onun için ama sonuçta hani belli bir tedaviye yani modern bir fabrik çalışma yapılacaksa bir ilaç şirketinin sponsor olduğu bir tedaviye bitkisel alternatif tedaviyi kazanmak oldukça zor. Aslında tabii bir onkolog olarak en çok sen karşılaşıyorsun diye düşünüyorum. Yani aramızda alternatif tedavi kullanan hastalarla birebir diyalog halinde olup da onlara nasıl şeyde bulunuyorsun, öneride bulunuyorsun? Sen deminden güzel söyledin, o söylenecek bazı şeyler var. Şunlar mı diyorsun? Cümleler, yani çok bu işe katı olanlar da var. Hani direkt kesilip atan bunlar, hani buradakiler ameliyane tabirleşmeyi saçmalık diyenler de var ama ben daha çok o konu hakkında çok bir bilgimiz yok, eğitimimiz yok. Bunları dışlamak gerekir. Siz de uygun buluyorsanız, aklınıza yatıyorsa kullanabilirsiniz ama bizim verdiğimiz tedaviler sırasında çok hangi ilaçla etkileşip etkileşmediği hakkında bilgimiz yok. En azından bu aktif tedavi sırasında kullanmayın diye öneriyorum. Ya da kullanıyorsanız riski size ait diye söylüyorum. Uyarmak lazım.
Ama genel olarak o dediğim sitede Occam olsun, American Cancer Society olsun, bazı bitkilerin kullanımı var ama mesela hastalığı çok kullandığı aloe vera ve zakkum mesela kesinlikle kullanılması gerekenlerden, ısırgan otu kullanılması gerekenlerden, greyfurt işte kullanılması gerekenlerden, doğal olanlardan. Çünkü biliyorsunuz stoklar üzerine etkileşiyor, koyulacak etkiliğini azaltıyor ya da arttırıyor bu tedaviler. O yüzden bazı şeyleri, bu dediğim birkaç taneyi söyleyip bunları kullanmayıp diğerlerini çok bilgimiz yok. İsterseniz hani bana gösteriyorsa söylüyorum, ben bakıyorum var mı bir şey diye. Ya da siz araştırın diyorum. Bir şey de yoksa ama hani tabii bir bilginin olmaması da onun etkili ya da etkisiz olduğunu da göstermek bilmiyoruz diyorum. Riski size ait, kullanabilirsiniz diye söylüyorum. Yani çok açıkçası hani kanıta dayalı bir şey yok. Yani bu Occam olsun, başkaları da olsun, bunların hiçbiri şu an için yeterli kanıt düzeyinde değil. Ya diş meselesi bir doktor için söylüyorum. Yani şu özellikle şu üç site bu gibi durumla karşılaştığımız vakit eğer varsa herhangi bir bu konuda bir bilgi vesaire, bunları en rahat edinebileceğimiz ve hani en doğru bilgi edinebileceğimiz siteler. O yüzden bu işe de önemli. Şu National Center, Occam, bir de Dietary Supplements Level Database. Sonuçta önemli olan bizim sanırım hastaları nasıl yönlendireceğimiz bu konuda. Eğer biz bu işin içerisinde kendimiz eğer bulunmaz, kendimiz bir şekilde olaya dahil olmazsak, insanlar işte bu gibi haplara ve bu gibi şeylere daha çok benzeyecekler ve insanlar çünkü inanmak istedikleri şeye inanıyorlar. Hep bir mucize bekliyorlar. Dolayısıyla bizim sanırım bir miktarcık daha bu konuda elimizi taşın altına koymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Için çok teşekkür ediyoruz. Hemen vakit kaybetmeden Kaan hocamızdan da yoğurt. Geçen haftalarda Diyabetoloji Dergisi'nde yayınlanan oldukça da ciddi bir çalışmanın ertesinde bir toplantı sırasında çıktı. Alternatif tıp meselesi konuşulurken, alternatif tıptan bahsederken konu kefir ve yoğurda geldi. Ve ben de bunlarla ilgili alternatif tıp içinde yoğurt ve kefir nedir? Hani bugünün modern tıbbının ya da modern bilimsel tıbbın verilere eşliğinde bunlara neler söylenebilir veya bu konularla ilgili neler söyleniyoru toparlamaya çalışacağım aslında. Yapacağım iş bu. Yoksa tek tek çalışmaları anlatmak, ne nasıl yapılıyor diye anlatmak çok uzun ve gereksiz olur diye düşünüyorum. Kefir bahsettiğimiz bir fermente süt içeceği. Kökeni Kuzey Kafkasya. Ve çeşitli kaynaklar bunun Türkçe köpür kelimesinden geldiğini, köken aldığını söylüyorlar. Bir süt fermantasyon ürünü, çeşitli bakteriler ve mayaların etkisiyle sütün fermente edilmesiyle oluşuyor. Çeşitli şeyleri var, içeriğinde maddeler var. Ve şöyle bir bileşimi var. Tabii fermente edilen her gıdada olduğu gibi alkolden, şekere, minerali, proteine, yağ çeşitli elemanlardan oluşuyor bileşimde. Aslında şöyle bir kefir tanecikleri var. Bunlar maya için kullanılan mayaları bu sütün içine koyduğumuzda bir gece içinde, bir 24 saat içerisinde kefir oluşuyor. Dünyada da çeşitli örnekleri var. İşte Paris'te, Fransa'dan buna Turkish yoğurt diye böyle bunun toz ürünlerini çıkartıldığına da gıda sanayinin bu işe de girdiğine de şahit oldum. İlgimi çekti. Ve bunun çeşitli farklı ürünleri olduğunu da, bizim sadece bildiğimiz kefirin sade kefir olmadığını, dünyada çok çeşitli gıda işte balla ya da işte başka gıdalarla, çilekle birleştirilerek bunun
çok farklı ürünlerinin üretildiğini de gördüm. Yoğurda gelince yine Türkçe bir kelime. Bütün dünya dillerine de yoğurt olarak geçmiş. Yazım ve şey benzer. Lactobacillus Türkiye subspecies bulgaricus diye bahsedilen kökeni bitki yapraklarının yüzeyi olan bir bakteri var. Ve onu hazırlarken çok da ilgimi çeken bir şey oldu. Bu Wikipedia'da da yazıyor. İşte Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinin bazı köylerinde işte Hıdrellezli zamanı ve bunu takip eden iki gün boyunca işte yeşil bitkilerin yapraklarından çiğ tanelerinin toplandığı ve bunun her sene yeni maya olarak, yeni yoğurt mayası olarak kullanıldığı söyleniyor. Benim bilgim yok. Gören, duyan, bilen varsa bekliyorum ilgili desteğini. Bir katkıda bulunabilir miyim? Buyurun. En iyi mayanın yörüklerin en iyi mayanın karınca yuvasında belli bir yerde karınca yumurtaları oluyor demiş. Ondan yapmaktan nasıl yapıldığını falan da anlatıyorlar. Yani bir araca da niyetlendik acaba olursa şu bahçelerde falan diyor. Evet, tabii çeşitli bakteriler var. Pardon, olduğu... ben bir şey söyleyebilir miyim? Birkaç gün önce televizyonda izledim. O yapraklardan toplanan çiğlerle yapılan yoğurdun gerçek besin değeri olmadığı, yoğurt olmadığı ile ilgili bir üniversitede bir hoca bir açıklama yaptı. Ben geçen hafta dinledim onu. Ben de ilgiliyim bu konuya da. Gerçek yoğurt olmadığı bunlardan yapılan. Ama bahsedilen dediğim gibi bu bakterinin kökeni, bitki yapraklarının yüzeyi ve Lactobacillus denen bu bakteri de yoğurt için temel en önemli yoğurt oluşumunda rolü olan bakteri olarak geçiyor. Çeşitli kaynaklarda onu da bakarız. Çeşitli şeyler var yani. Şimdi tarihçesinde de ilginç bilgiler var. Fransa Kralı 1. François hastalanıyor. Geçmeyen bir kronik ishal. Sultan Süleyman İstanbul'dan hekimler yolluyor. Ve tedavisinde yoğurt kullanılıyor Fransa kralının. Ve Fransa'nın ve Avrupa'nın yoğurtla tanışmasının da bu tarihi olaya atfedildiği söyleniyor. Bu işin biraz da bir magazinsel, tarihsel kökeni. Ve bu bakteriyi tanımlayan Bulgar bilim adamlarından ve tıp öğrencilerinden dolayı da bu yoğurt bakterisinin adında bu Bulgaricus kelimesi onlardan geliyor. Bununla ilgili literatüre baktığınızda 1920'lere kadar yoğurtla ilgili tıbbi literatür bulabiliyorsunuz. Ben onlardan bir tanesini getirdim. Kanada'da yayınlanan Canadian Medical Association Journal'dan bir örnek içeriğini sonra paylaşacağım. Sonra tabii bununla ilgili nelerle ilgili bilgilere rastlıyoruz? En çok diyabetle ilgili şeylere, yayınlara rastlıyoruz. Birinci sırada kefirle ilgili. Bu yapılan 2002 yılındaki yayında hücrelerin glukoz uptake'ini kefirin hızlandırdığını ve kan şekerini düşürdüğünü söylüyor. Başka bir çalışma, örnek bunlar tabii ki. Kefir kullanımıyla hem kan şekerinin düştüğünü hem oksidatif stresin azaldığını söylüyor. İşte bunun kefir, kımız ve yoğurt, bu kurdurda kımız da geçiyor. Bunların özellikle PPR alfa, PPR beta, delta gibi hücre içi yolakları etkilediğinden bahsediyor bir başka yayın. Ve işte bununla ilgili bir başka yayında yine glukoz metabolizmasıyla ilgili. Özellikle diyabet konusunda kefir öneriliyor bu yayınlar içerisinde. Ülkemizden de kefirle ilgili yayınlar var. O bir ülkemizden görünce Turkish Journal of Gastroenterology'de diyor ki kefir... peptik ülsere, gastrik ülsere karşı koruyucudur şeklinde bir başka yayın araştırdı. Ve kefirin immünomodülatuar olduğunu, kefirin immünomodülasyon etkilerinin olduğunu ve işte bunun mekanizmalarını anlatan yayınlar araştırdı. Ve bununla beraber yine bu probiyotik maddelerin ve yoğurdun bu inflamatuar bağırsak hastalarında etkileriyle ilgili yayınlar araştırdı. Bunlar yine probiyotiklerin konstipasyonda etkileriyle ilgili. Ve bununla ilgili bir başka grup yayın da özellikle kefir kanserle ilgili yayınlar vardı. Bunlardan en dikkat çekenlerinden bir tanesi de
İşte T hücreli lösemilerde, bu lösemilerde T hücrelerinin malign hücrelerini apoptoza götürdüğünü söylüyor bu yayında. Kefir böyle tabi çeşitli dergiler de var. Complementary and Alternative Medicine, bu işin de bir yandan ortaya çıkan bir basın yayın var. Her çalışma olumlu mu çıkıyor? Mesela kefir ve kolesterol çalışması olumsuz çıkan bir çalışma. Neticesinde kefirin kolesterolü iyileştirmediği söyleniyor. Negatif bir çalışma örneği olsun diye de kolesterolle ilgili bu örneği getirdim. Sonra kefirle ilgili bir başka grup yayında hipertansiyon yayını. Kefirin özellikle burada hipertansiyonla ilgisini gösteren peş peşe 3 tane yayın. En son Annals of Medicine'da 2013'te yayınlanmış bir yayın ve bir başka yayın özellikle Journal of Medicinal Food diye böyle özellikle de kendileri vurgulayınca ben de o bilgileriyle beraber koydum. Ve kanserle ilgili bu çalışmalara örnek olarak da bu süt ürünleriyle yapılmış çalışmalar var. Ayrılmadan yapılan çalışmalar var. Bunların içinde de kolorektal kanserler başta geliyor ve bununla ilgili çalışmalar. Ve meşhur bu yayında işte bu işin kökeni, bu konuşmanın kökeni de aslında bu yayına dayanıyor. Diyabetoloji dergisinde son yayınlanan yayınlardan bir tanesi süt ürünleri kullanımı, özellikle yoğurt diye de özellikle vurgulanarak ve ayrımı yapılarak yapılmış son derece geniş, 11 yıllık, prospektif ve son derece ciddi bir çalışma. Bu çalışmanın neticesinde yoğurt, diyabete karşı %28 koruyucudur. İddialı bir şekilde söyleniyor. Ve şeye baktığınızda bundan önceki sunduğum makalelerin içinde makalelerin ciddiyetini ve yayın değerini tartışabiliriz ama bu oldukça ciddi ve prospektif bir yayın. Ve tabii bununla beraber yoğurtla ilgili yapılan da kanser çalışmaları var. Mesane kanserine karşı koruyucu olduğu İsveç'te yapılmış bir başka çalışma. Yoğurtla ilgili kolorektal kanserle yapılmış bir çalışma. Bu da oldukça önemli bir çalışma. Ve yine Helicobacter pylori ile ilgili yapılmış. Helicobacter pylori'ye karşı etkili olduğu ile ilgili. Ve başka fermentasyon ürünü, süt ürünleri, başka bakterilerle de yapılan çeşitli çalışmalar var. Örneğin Propionibacteriumla yapılan bir çalışma da var. Yine onunla elde edilen, fermente edilen süt ürünüyle ilgili. Konu oldukça geniş aslında ve gittikçe de genişliyor. Şimdi ben bu kadar geniş, bu kadar dağıttıktan sonra şöyle toparlamak istiyorum. Aslında alternatif tıbbın ya da bu işin kökeni insanlık tarihine kadar gidiyor. Hatta Hipokrat'a kadar gidiyor. Ve Hipokrat diyor ki, ilaçlar gıdanız değil, gıdalar ilacınız olsun diyor. Ve aslında bakıyorum da şöyle bir düşünürsek, bu mesajı Hipokrat'ın konunun kökenini ve babasının da aslında Hipokrat olduğunu bana düşündürüyor. Teşekkür ederim. Toplanmaz kavrulup hızla kurutulursa yeşil çay elde ediliyor. Eğer daha yavaş kurutulursa siyah çay elde ediliyor. Her iki çayın da antioksidan özelliği var. Ama yeşil çayın antioksidan özelliği daha fazla. Yeşil çayın
pek çok faydası olduğu, çok sayıda çalışmada ileri sürülmekte. İçeriğindeki kateşin sayesinde kanser riskini azalttığına dair oldukça fazla yayın var. Akciğer, mide, kolon, karaciğer ve deri kanserini önleyici etkileri çeşitli yayınlarda çalışmalarda bildirilmiş. Tümör küçültücü etkisi yine çeşitli çalışmalarda bildirilmiş. Sabahları zindelik verdiği öne sürülüyor. Kolesterolü düşürdüğüne dair, diyabet ve hipertansiyon üzerinde olumlu etkilerinin görüldüğüne dair çalışmalar var. Hipertansiyon üzerindeki olumlu etkisinin idrar söktürücü özelliğinden kaynaklandığı ileri sürülmekte. Antioksidan özelliği uzun yıllardır bilinmekte. Bu nedenden yaşlanmayı geciktirdiği öne sürülüyor. Sigaranın toksik etkilerini azalttığı da bildirilmiştir. Alzheimer'a önleyici etkisi olduğu yine bildirilmiş. Ve bakterilerin öldürülmesinde fagositozunda da etkili olduğu ileri sürülmüştür. Yeşil çayın içeriğinde flor da var. Flor diş çürüklerini önlüyor. Hem de diş çürüklerine neden olan bakterilerin öldürülmesinde de yeşil çay oldukça etkili. Yani dişlerimiz için de faydalı. İçeriğinde kafein var yeşil çayın. Kafein sayesinde performansı etkiliyor. Yorgunluk ve uyku halini kaldırıyor ve zihinsel aktivitelerde önemli olduğu da söylenmekte. C vitamini var yine içeriğinde. C vitamini sayesinde immüniteye etkili olduğu, gribe karşı koruyucu etkili olduğu ve stresi azalttığı ileri sürülüyor. Yeşil çay harmanlarından biraz bahsetmek istiyorum. Yeşil çay alırken iki türlü yeşil çay var. Japon üretimi olanlar ve Çin üretimi olanlar. Çin'in ekvatora yakın kesimlerinde yeşil çay Camellia sinensis yetiştiği için ve burada kimyasal ilaçlama kullanıldığı için hem kimyasal ilaç arttı hem de pestisit arttı. Çin üretimi yeşil çaylarda oldukça fazla olduğu ileri sürülüyor. Bu nedenle Çin üretimi yeşil çaylar sakıncalı olabilir. Japon üretimleri öneriliyordu ama Japonya'da da radyoaktivite sızıntısı olduğu için son yıllarda önerilmiyor. Toz yeşil çay alınması önerilmiyor. Daha çok yapraklı yeşil çay alınması öneriliyor. Yeşil çayı demlerken birinci tercih toprak demlik, ikinci tercih porselen, üçüncü tercih de cam demlik kullanılması öneriliyor. Demlerken, siyah çayı demlerken yaptığımız usulün aynısını yapmıyoruz. 100 derece santigrat dereceleri kaynatılmış kaynar suyu eklemiyoruz. 80 derecelik su öneriliyor. İnternette deniliyor bu 80 derecelik su 100 santigrat derecede kaynayan suyu söndürdükten bir kenara koyduktan 2-3 dakika sonra bu su 80 santigrat dereceye ulaşıyor. Biz bu 2-3 dakika kaynayan suyu dinlendirdikten sonra yeşil çayı demliyoruz. Yeşil çay demledikten sonra en az 2 dakika demlenmeli. 6 dakikayı süresi geçmemeli. Diye söylüyoruz. Afiyet olsun diyoruz yeşil çayı.